Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Yeni bir oyuncu monitörü incelemesiyle karşınızdayız. Hemen burada da görmüş olduğunuz gibi MSI MPG 271 QRX QD OLED model isimli monitör yanımızda. Dilerseniz hemen detaylarına bakalım. MSI MPG 271 QRX düşük gecikmesi, yüksek tazeleme hızı ve en önemlisi OLED paneliyle dikkat çeken 2K çözünürlükte bir oyuncu monitörü. Yavaş yavaş OLED ekranların popülerleştiği bugünlerde açık konuşmak gerekirse... OLED monitöre geçiş için güzel bir ürün diyebilirim. Kurulum kısmı ile başlayalım. Mümkün olan en basit şekilde kurulan monitörün kurulum esnasında eksi diyebileceğim tek tarafı panel 26.5 inç olmasına rağmen yani 27 inç olmasına rağmen ekranın ağır olması. Bunun sebebi de aslında her ne kadar inanılmaz ince bir çerçevesi olsa da OLED'in en büyük sorunu yanma problemini engellemek için koyulan soğutma sistemi. Bu yüzden panelin arkasındaki orta kısım biraz ağırlık yapıyor. Ancak monitörü kurarken ufak yaşadığınız zorluğun ardından elbette bu ağırlığın konuşulmaya değer bir tarafı kalmıyor tasarımla devam edelim. MSI her zaman olduğu gibi yine hem ben oyuncu ekipmanıyım diyen hem de MSI'ım diyen bir monitörle karşımızda. Ancak en beğendiğim tarafı da monitörün oyuncu monitörü gibi durmasına rağmen sade bir duruşunun da olması diyebilirim. Monitörün arka tarafında hem bir MSI logosu görüyoruz hem de üst kısmında aydınlatmalı bir MSI yazısı görüyoruz. Buradaki aydınlatmayı menü ekranından değiştirebiliyorsunuz. Arka tarafında genel tasarım hatlarına uygun bir şekilde tasarlanmış olması, monitörün duvara değil de açıklığa karşı durduğu durumlarda da şık durmasını sağlamış diyebiliriz. Monitörün ayakları metal malzemeden ve sağlam zaten masaya koyduktan sonra Öyle çok da hareket ettirmek kolay değil Ancak burada kişiden kişiye çok değiştiğini Bilerek kendimce bir eleştiri yapabilirim Monitörün ayağı daha geniş bir yüzey alanı Kaplıyor bunun yerine farklı modellerde Gördüğümüz direkt 2 veya 3 ayaklı Şekilde yapılsa Masadaki alandan tasarruf anlamında çok daha iyi olabilirmiş. Ancak bu monitörün ayağının düz olması sebebiyle üzerine yine bir şeyler konulabiliyor. Şu sıralar masa düzeni konusunda çok sorun yaşadığım için bu konu hakkında ekstra bir konuşmak istedim. Şimdi geri dönebiliriz. Genel olarak tasarım özetlemek gerekirse ince paneli ve hem oyuncu monitörü gibi durabilen hem de sade bir tasarıma sahip olmasıyla masamda durmasını isteyeceğim güzel bir monitör diyebilirim. Gelelim bağlantı noktalarına. Monitörün arka kısmında görüntü aktarım için 1 adet 1.4A DisplayPort girişi, 2 adet HDMI 2.1 girişi ve 1 adet Type-C girişi bulunuyor. Bunun dışında cihazın üzerinde ikisi Type-A, biri Type-B olmak üzere 3 adet USB girişi bulunuyor. Açıkçası monitörde olmasını beklemediğim özelliklerden biri de şuydu. KVM Switch. Yani bu monitörü birden çok bilgisayara bağlayıp mouse klavyenizi monitörün arkasındaki girişlere bağlarsanız tüm PC'leri tek bir mouse klavye üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu USB girişlerin tek eksisi diyebileceğim konu 2.0 olması. Günlük kullanım için mouse klavye bağlanabilir ancak özellikle oyunlarda üst donanıma sahip ekipmanınız varsa takmamanızı tavsiye ederim. Artık birçok monitörde görüyoruz ama söylemeden geçmeyelim. Monitör sağa sola yukarı aşağı öne arkaya hareket edebiliyor ve dilerseniz dik kullanımda bulunuyor. Ve gerçekten de bu ayarı yapma konusunda uzun zamandır kullandığım en iyi monitör diyebilirim. Rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim artık ekran detaylarına. 26.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan monitörün çerçevesi gayet ince. Artık OLED ekranlarda alıştığımız gibi ekrana bakıyormuş hissiyatını ince çerçeveler götürüyor diyebiliriz. 2K çözünürlüğe sahip olması da aslında benim en sevdiğim detay oldu. 2K'da çok daha yüksek FPS değerleri alabildiğim ve görüntü anlamında da fazlasıyla yeterli olduğu için yıllardır 2K monitör kullanırım. Ancak bu monitörün hem 2K çözünürlük sunması yani sistemden kaynaklı FPS kaybı yaşatmaması hem de düşük gecikme ve yüksek tazeleme hızı sunması ve en önemlisi OLED panel ile gelmesiyle aslında benim gibi birçok oyuncu için en ideal monitör olma konusunda iddialı tabi özellikle masa düzeni konusunda 26.5 inç sizin aradığınız boyutsa e sporcular şu an bu monitör için 27 inç büyük 24.5 olsaydı diye olabilir ki monitöründe böyle bir boyut ayarı bulunuyor monitörün menüsünden dilerseniz 24.5 inç boyutuna getirebiliyorsunuz bu da bence güzel bir detay olmuş çünkü o tarafta 24.5 istenirken daha tek kişilik yapımlarda 24.5 çok küçük kalabiliyordu. Dediğim gibi monitör 360 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Bu değer elbette biraz da tek kişilik oyunlardan ziyade rekabetçi online oyunlar için geçerli diyebiliriz. Bu değerin sizde bırakacağı etki geçiş yaptığınız monitörün yenileme hızına göre çok da değişecektir tabii ki. Eğer düşük yenileme hızı sunan bir monitörden geçecekseniz bu monitörü kullandığınız gibi yıllarca ben nasıl kullanmışım diyeceksiniz. Genel anlamda 360 Hz'lik monitör çok daha akıcı bir monitör anlamına geliyor diyebiliriz. Yine monitörün en öne çektiği noktalardan biri de 0.03 ms gibi inanılmaz düşük gecikme süresi. Tabii bu değerin bu kadar düşük olmasındaki en büyük sebep de monitörün OLED bir panele sahip olması. OLED panelin renk geçişlerindeki performansı gerçekten de inanılmaz. Testlerde de görebileceğiniz gibi ghosting'in olmaması yüksek yenileme hızı ve düşük gecikme ile görüntüleri olması gerektiği gibi hatta olduğu gibi görebiliyorsunuz. Kısaca bu monitör akıcılık anlamında gerçekten de zirvedeki monitörlerden birisi. Tabi akıcı olması iyi ama görüntü kalitesi ne olacak diye soruyor olabilirsiniz. Zaten asıl heyecanlandıran kısım da burası. OLED panelin evet hıza büyük bir etkisi var ancak renklerin doğruluğu da inanılmaz seviyede. Dediğim gibi olması gerektiği gibiden ziyade görüntüleri olduğu gibi görüyorsunuz. Siyahlar net bir şekilde siyah, geriye kalan renklerin doğruluğu da muazzam bir seviyede. %138 sRGB, %98 Adobe RGB ve %99 DCI-P3 RGB vaat eden monitör vaatlerini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Vaatlerinde çok ufak bir sapma var testlere göre ama bahsetmeye değmez. Parlaklık ve soğutma kısmına gelebiliriz. Aslında OLED bir model olduğu için ikisi birbirine çok bağlı. Her ne kadar öyle durmasa da monitör 250 nit parlaklığa sahip. Evet çok karanlıkmış gibi bir çıkarım yapılabilir bu değeri görünce. Ancak monitörün OLED olması sebebiyle 250 nit gibi hissettirmediğini söylemek gerek. Kesinlikle bu monitörün daha parlak olduğunu hissedecek ve göreceksiniz. Peki neden bu kadar düşük diye sorarsanız cevabı OLED panelin en büyük eksisi olan yanma sorunu. MSI bu monitörde güzel bir soğutma sistemi kullanmış olsa da yine de işi şansa bırakmamış ve parlaklık seviyesinde daha üst değerlere çıkmamış. Videonun başında söylediğim gibi soğutma kısmına gelebiliriz aslında. İncecik panelin arka tarafındaki büyük kasamızın aslında en büyük olayı içerisindeki soğutma sistemi. Ayrıca monitörde OLED 2.0 desteği de bulunuyor ki bu da yine yanma sorunu engellemek için alınan önlemlerden birisi. Piksel kaydırma, sabit piksellerin parlaklığını kısma gibi önlemlerle birlikte OLED yanması büyük ölçüde çözülmüş. Kısaca paneli özetlemek gerekirse hızlı, akıcı, Doğru renk değerlerine sahip, müthiş siyahlara sahip yüksek donanımlı bir monitör diyebiliriz. Son olarak menüden de bahsedelim. OLED key ayarları, renk, bağlantı, görüntü oranı gibi birçok özelleştirme ayarını menüden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Menünün kullanımı son derece rahat. Tek bir tuş var onunla tüm kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Genel olarak toparlamak gerekirse MSI'nin bu monitörü gerçekten de üst segment monitörlerden birisi olmuş. Ve özellikle OLED paneliyle monitör almayı düşünenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken monitörlerden birisi. Kullandığım süre boyunca tadı damağımda kalan sizlere de bu kaliteyi kesinlikle sunacağını düşündüğüm bir monitör diyebilirim. Evet incelememizin sonuna geldik. Peki sizler bu monitör hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.